Tekrar edelim. Ulusal Süt Konseyi neyi tavsiye ediyor? Çiğ süt alım fiyatı 14 lira 65 kuruş olsun diyor. Ancak Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Keskin şu anda karşımda, konuşacağız onunla. Bu fiyatın yeterli olmadığını söyledi. Peki kaç lira olmalı? Niçin yetersiz? Neden? Bizzat kendisine soracağız. Sayın Başkan, inşallah bu kez sesim geliyordur. Evet, geliyor sesim. İyi akşamlar Mesut Bey. Sizin de gayet. İyi geceler diliyorum. Sağ olun. Gayet net geliyor. Kusura bakmayın, demin bir kopukluk oldu. Şimdi üretici haklı Sayın Başkan. Ürettiğinin karşılığını alamıyor. Bu ülkede ne çiftçi, ne hayvancı, ne başka bir şey ürettiğinin karşılığını alamıyor. Hatta yakından da biliyorsunuz bizzat çiftçiler artık karşılığını bulamadığı için maalesef ve üzülerek söylüyorum, ürünlerini yollara döküyorlar. Şimdi bu doğru, ama süt çok önemli bir ürün. Süt aynı zamanda süt ürünlerinin de ham maddesi. Bunun tüketiciye yansıması ne olacak? Mevcut durum nasıl yansımıştı? Sizin önerinizdeki durum nasıl yansıyacak? Mesut Bey, teşekkür ederim. Tabii 1 Mayıs'tan geçerli o söylediğiniz rakam 14.65, üreticiye ödenecek para 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olarak Süt Konseyi tarafından açıklandı. Evet. Tabii Kurban Bayramı'ndan beri, Kurban Bayramı dahil süt de bir problem oldu. Süt alımında problemler oldu. Bayramda süt regülasyonu yapıldı ve 1 Mayıs'tan itibaren açıklanan bu 14.65 fiyat birçok ilimizde uygulanmadı. Yani 12 lira, 13 lira ve daha aşağı düşen yerlerimiz oldu. Bununla beraber ne oldu? Bakanlığımız süt tozu müdahalesine başladı ve şu anda yaklaşık 1000 ton gibi günlük bir süt tozu müdahalesi yapılıyor. Eyvah. Yani süt ESK süt alıyor, ihracat amaçlı süt tozu müdahalesi yapılıyor. Fakat böyle bir sıkıntı varken 3 gün önce yem fiyatından yeni bir zam geldi. Yani bu çuval başına bizim tabirimizde 25-30 lira bir zam geldi ve üreticilerin tabii maliyetleri yüksek olduğu için bu fiyatın 18 lira olması gerektiğini ben söyledim. Neye göre söyledim? Evet. Çünkü maliyet hesapladık. Yeni yem maliyetleri hesapladığınız zaman bu maliyeti neye göre hesaplıyoruz? Konseyin maliyet tablosuna göre hesaplıyoruz. Aha. Tabii farklı maliyetler hesaplayanlar var. Bizim resmi konseyin sitesinde hesapladığımıza göre 13.70, 14 liraya yakın bir maliyet çıkıyor. Evet. Bunu da üzerine koyduğumuz zamanlar, enflasyonu üzerine kar marjı koyduğumuz zaman yaklaşık 18 liraya geliyor. Evet. Tabii bunun enflasyonla mücadele tarafı var, ekonomi tarafı var. Tabii bu tarafın da var ama bizim söylediklerimizi farklı anlayabilirler. Bakanlık tarafı farklı anlayabilir. Ama biz üreticilerimizin hak ve menfaatlerini koruma noktasında bunu söyleyeceğiz. Tabii bakanlığımız da burada üreticinin menfaati noktasında süt tozu müdahalesi yapıyor. Evet. Fakat bu süt fiyatı rakamları üreticinin sürdürülebilir üretim yapması için yeterli değil Mesut Bey şu anda. Onun için bu 18 lirayı biz telaffuz ediyoruz ve olması gereken rakam diyoruz. Ve bunun üzerine eğer bakanlığımız bu enflasyonu baz alıp da enflasyon var, işte süt ve zam konusu çok iyi bir kelime değil, zam konusu. Bunu da eğer desteklemelerle de aşabiliriz. Anladım. Yani bu ne demek? Süt fiyatı 14.65, 15 lira olur ve bunun üzerine desteklemeleri arttırırız. Hı. 50 kuruş değil de bunu 2-2,5 lira yaparak bu sektördeki bu sıkıntıyı, üreticinin sıkıntısını bu şekilde aşırabiliriz Mesut Bey. Anladım. Yani illa biz zam yapacağız diye bir şey yok. Tabii anladım. Ki bu fiyat güncellemesi de olabilir. Hı hı. Bu ikinci şey de süt desteklemesinin artırılması da olabilir. Canım başkan, burada, evet. Şunu sormak istiyorum. Yani şimdi çok haklısınız ve çok önemli bir şey açıkladınız az önce bize. Yani gerçekten bu belirlenen rakam hala alınabilmiş değil. Araya Kurban Bayramı girdi vesaire. Ben şunu anladım ki çiğ süt üreticisi ya da süt üreticisi hakikaten bir kere hak ettiğini daha, yani hani belirlenmiş hak ettiğini alamıyor. Bu birincisi. Şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor. Sütten sizden daha iyi anlayacak bir insan yok. Belli, evet. Kocaman bir konseyin başındasınız. Sayın Başkanım, biz markete, çarşıya, pazara gittiğimizde ya üretici kazanmıyor. Fakat bir bakıyorsunuz peynire zam, süt ürünlerinin vesairesine zam. Bunu nasıl açıklayacağız? O zaman gerçekten arada bir fırsatçı şey kabilesi var ve bunlar kazanıyorlar sürekli. Üreten kazanmadığına göre, üreten sürekli kaybettiğine göre siz ne düşünüyorsunuz? Sayın Mesut Bey, şimdi buyurun. Tabii yani bütün ürünlerde olduğu gibi burada da üretenle tüketen arasında bir buna bakmak lazım. Evet. Benim her programda söylediğim
bu aradaki aracılara bakmak lazım. Onlar ne kazanıyorlar? Onlar ne yapıyorlar? Evet. Yani herkes bize tepki gösteriyor işte. Ya üretici de şöyle oldu böyle oldu. Ama üretici zarar ediyor. Bu hayvancılık zor bir meslek. Çok. Kim ne derse desin. Biz hayvancılık yapıyoruz. Ve sahada olan bir insanım. Evet. Şimdi belki bakanlık tarafı iyi güzel kararlar alıyor, iyi kararlar alıyor. Fakat bunun uygulaması sahada eğer olmuyorsa Mesut Bey, bu en iyi kararı da alsan, 10 numara kararı da alsan, sahada uygulaması olmuyorsa bu çöp olur. Doğrudur. Onun için onun için burada sahada uygulanabilecek, sahanın gerçeklerini bir söylemek zorundayız. Tabii ki. Yani biz zaten her zaman bakanlığa yardımcı olduk. Ve olmaya da devam ediyoruz. Bizim görevimiz de bu. Üreticinin menfaatlerini de bir söylemek zorundayız burada. Yani biz burada zam kelimesinden belki hoşlaşılmıyor. Ben de sevmiyorum. Ama bunu da üreticinin fiyatını üretim yapabilmesi için belli bir rakamların oluşturulması gerekiyor. Yani bu ille zam olacak değil değil. Yani bu destekleme de olabilir. Farklı metotlar da uygulanabilir. Doğru. Yani şimdi burada sizin dediğiniz gibi yani marketteki tüketiciye giden kadar ki zamanla kişilere bakmıyoruz, neler olduğuna bakmıyoruz. Burada üretici ve tüketici mağdur oluyor. Aradakilere bakmak lazım. Tam da, yani o kadar doğru bir şey söylüyorsunuz ki aynı yerden bakıyoruz Sayın Başkan. Yani üretenin kazanmadığı, tüketenin sürekli kaybettiği bir ortamda hakikaten bir şeylere o arada olup bitene bakmak gerekiyor. Ben Sayın Devlet'in artık gözünü tamamen o tarafa çevireceğine inanmak istiyorum. Ben sadece şunu da merak ediyorum. Biz kuruluş ilkelerimizle birlikte çiftçiliği, tarımı ve hayvancılığı son derece yüksek ve gelişkin olan bir ülkeyi idik. Şimdi sütü satılamayan hayvanların kesimi konuşuluyor. Bu hayvancılığın da kademeli olarak sonu olabilir mi Sayın Başkanım? Şimdi Mesut Bey evet olabilir. Yani bazı şeyler yeni keşfetmeye gerek yok. Biz buna geçmiş yıllarda yaşadık. Çok uzağa gitmeyelim. 2022 yılında süt 7,5 lirayken de biz bu mücadeleyi yaptık. Evet. Hayvanlarımız kesilecek dedik. Bakın yanlış yapılıyor dedik. Ama işte enflasyonla mücadele dendi, şu dendi. Ve arkasından fiyatlar yükseldi. Ondan sonra et fiyatları yükseldi. Böyle bir şey var. Şu bir gerçek var. Köylerdeki hayvan bakan insanların sayısı ciddi bir şekilde azalmıştır. Bu bir gerçektir. Yani kimse bu gerçeği görmemezlikten gelemez. Bunları söylemek zorundayız biz. Evet. Yani kimse kusura bakmasın. Yani ben çiftçi temsilcisiyim. Evet. Yani siz yemek gelen zaman bakmıyorsunuz veya işte tüketici ile üretici arasındaki duruma bakmıyorsunuz. Burada üretici suçlu, tüketici. Bunlar yanlış şeyler. Biz ne olursa olsun biz tarım ülkesiyiz, hayvancılık ülkesiyiz. Yarın öbür gün bugün ithal getiriyoruz ama dışarıdan gelenleri de yarın öbür gün vermeyecek de bulamayacağız. Doğrudur. Bunu söylemiş olayım. Doğrudur. Yani biz kendi hayvanımızı kendimiz üretmemiz lazım. Yani bunu da nasıl yapacağız? Ufak aile işletmeleri bilhassa bunları güçlendirerekten. Evet. Benim köyümde 30 tane üretici vardı. Bugün kalmış 5 tane. Evet. Şimdi bu bir gerçekse ben bunu söylemeyeyim mi? Söyleyeceksiniz yani bu, Sayın Başkanım. Söyleyeceksiniz. Söyleyeceğiz. Ve de şu var Mesut Bey. Süremizin sonuna geldik. Hemen bir toparlarsak. Hemen söyleyeyim. Buyurun. Eğer siz alınan kararla bakanlık çok iyi kararlar alıyor. Düzgün kararlı tamam. Ama sahada uygulaması eğer yanlışsa bu çöptür. Az önce söyledim. Onun için biz sahada uygulanacak kararları almamız lazım. Bakanlıktan şu dozu müdahalesi yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ama biz de bu üreticilerin de menfaati konusunda sütün fiyatın güncellenmesini istiyoruz. Güncellenme olmazsa da desteklemesi artmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Tevfik Keskin çok teşekkür ediyorum. Ağzınız bal yesin. Bol bol süt için saygılar, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah.